Önce eklemeler ya da geçiş konutlarla ilgili ciddi bir yol alındı. Şu ana kadar 14.700 tane konteyner bölgeye indirildi. Bunun 11.700 tanesinde de yerleşim başladı. Kalan kısımlarında da birkaç gün içinde hızlı bir şekilde yerleşim başlayacak. Bireysel konteyner teslimlerine de başladık. Şu ana kadar 124 tane bireysel konteyner yerleşmiş durumda. Haziran itibarıyla toplamda 30 bin konteyner çalışmasını tamamlamayı hedefliyoruz. Yani 3 hafta içinde bunu tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Bundan sonra ağırlıklı olarak bireysel konteyner verilecek. Bireysel konteyner kalitleri gerçekleştirecek. Zaten konteyner kentlerde yaşamak isteyen taleplerin çok büyük bir kısmı şu ana kadar karşılandı. Bundan sonra bireysel talepler var. Vatandaşımız kendi bahçesinde, köyünde bunun yakınında istiyor. Onlarla ilgili taleplerini hızlı bir şekilde karşılamaya yoğunlaşıyoruz bugünden itibaren. Bunlar da yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar netleşen 70 bin civarında konut, 25.600 civarında da köy evi talebi var. Hak sahibi tahmini oluşacak. 70 bin konutun 11.634 tanesinin ihalesi şu ana kadar gerçekleşti. 8.100 tanesinde temel atma işlemi yapıldı. Orada da hızlı bir şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yol alıyor. 25.600 köy evi hak sahibinin 7.134 tanesinin şu ana kadar ihalesi yapıldı. 610 tanesinin de temel atması gerçekleşti. Orada da hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz inşallah. Enkaz kaldırma ile ilgili çalışmalarda ilk etapta yıkık ve acil yıkılacak olan yapıların konutlarının %99'unu enkaz kaldırma işlemi tamamlandı. O %1'lik kısımda cephesine hasar verebileceği için kontrollü veya belli izinleri bekleyen yapımlar. O yüzden bekliyoruz. Yani şu anda bizim aslında ilk etapta yapılması gereken enkaz kaldırma çalışmamız tamamlandı. Şu anda hasar tespitleri sonuçlandıktan sonra konuyu daha da hızlandıracağız. Hasar tespitlerinde de ilk belirlenen, tebliğ edilen hasarlara 57.673 tane itiraz geldi Malatya genelinde. Bunların 55.440'ı zaten incelendi, sonuçlandırıldı. 1290 tanesiyle ilgili incelemeler devam ediyor. Toplam hasar tespitleri de önümüzdeki hafta içinde tamamlanmış olacak. Bu tamamlandıktan sonra nihai yani bizim incelememiz, itirazları değerlendirince tamamlandıktan sonraki itirazlara bakılacak. İtiraz olmayanlarla ilgili zaten tekrar bütün enkaz çalışmalarına devam edilecek. Şu ana kadar 27 bin binada hiç itiraz yok. Onlarla ilgili yıkım ve enkaz çalışmalarına valimiz AFAD eşliğinde başlıyoruz hızlı bir şekilde. Malatya'da gördüğümüz hızla çalışmalar devam ediyor. Bu özel mülkiyette bulunan tescilli taşıma sütü varlıklarıyla ilgili bahsetmiştim. Bu yönetmenimizde çok önemli bir değişikliğe gitti. Bu tamamen bütün afet bölgelerini sadece Malatya'yı kapsamıyor. Biliyorsunuz bu yönetmelik nedir? Bakanlığımızca 2005 yılından itibaren özel mülkiyette bulunan tescilli taşıma sütü varlıklarının korunması amacıyla proje hazırlanması ve onların uygulamalarının yapılması için geri ödemesiz olarak maddi yardım yapılmaktadır. Bu 2005'ten beri yürürlükte olan bir yönetmeliğimiz. Bu kapsamda 2005 ile 2022 yılları arasında 4.151 adet taşınmaza proje yardımı, 2.793 adet taşınmaza uygulama yardımı olmak üzere toplam 6.944 adet taşınmaza yardım yapılmıştı şu ana kadar. Kahramanmaraş depreminden zarar gören tescilli taşıma kültür varlıklarının onarımı ve ihyası için gerekli desteğin bakanlığımızca sağlanabilmesi amacıyla mevzuat değişikliği yapılarak afet bölgesine yönelik proje ve uygulama yardımlarının kapsamı bu yönetmelikle genişletildi. Proje yardım kapsamında röleve, restitüsyon, restorasyon, gerekli durumlarda rekonstrüksiyon ve mühendislik projeleriyle zemin etüdü için yardım sağlanacak. Uygulama yardımı kapsamında da koruma bölge kurullarınca uygun bulunan projeler kapsamındaki tüm uygulama yardım taleplerini